Tayin Teknoloji, Düzce'de yatırımlarına devam ediyor. Yazılım sektöründe öncü firma olmak için çalışmalarını sürdüren Tayin Teknoloji, Düzce Teknopark'ta Tayin Akademi ve Tayin Business Launch'ın açılışını gerçekleştirdi. Tayin Business Launch, iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik özel olarak tasarlanmış siber güvenlik, uygulama geliştirme, ağ ve bilgi güvenliği, proje yönetimi, analiz, test, insan kaynakları yönetimi, eğitimlere belli bir oranda katılım gösteren ve sınav ve projeleri başarıyla tamamlayan öğrencilere hem Tayin Akademi başarı sertifikası hem de yurt içi ve yurt dışında geçerli E-Devlet onaylı sertifikalar veriyor. Tayin Akademi öğrencileri özellikle karakterlerine uygun olarak belirleyerek o alanlarda yetiştirmeyi hedefliyor. Spesifik alanlarda uzman eğitmenleri Düzce'de yaşayan öğrencilerle buluşturarak Düzce'yi teknoloji kenti haline getirmeyi hedefliyor. Spesifik alanlarda uzman eğitmenleri, Düzce'de yaşayan öğrencilerle buluşturarak Düzce'yi teknoloji kenti haline getirmeyi hedeflemektedir. Değerli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle kendimden bahsetmek istiyorum. İsmim Burcu Parlak. Tayin Grup olarak şirketin asıl sahibi çalışanların olduğuna inanmaktayız. Bu yüzden 2024 yılında borsaya açıldığımızda şirketimizin asıl sahibi ve bizlerle uzun yoluyla personellerimize hisse vermeyi ve birlikte büyümeyi hedeflemekteyiz. Değerli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle kendimi tanıtmak isterim. Esen Şakuç ben, Tayin Grup şirketinin yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Tayin Grup şirketinin birçok başarılı projesinde proje direktörü olarak görev almaktayım. Açılışı için bir araya gelmiş olduğumuz Tayin Business Launch'tan da kısaca bahsetmek isterim. Tayin Business Launch'ta değerli yatırımcılarımızı bir araya getirip ağırlıyoruz ve ülkemize büyük ölçekte yatırımlar getirmeyi amaçlıyoruz. Bu yatırımlarla da uluslararası ürünler çıkartarak ülkemize hizmet etmeyi hedefliyoruz. Ben Pınar Yiğit, Tayin Yazılım İnsan Kaynakları Direktörü Yönetim Kurulu üyesiyim. Sizler de takdir edersiniz ki şu anda yurt dışına fazlaca bir göçümüz mevcut. Biz de Tayin Akademi'yi kurarak aslında burada personellerimize uluslararası ve yurt dışı imkanları sağlayarak onlarla projeler geliştirmek istiyoruz. Bizler insan temelli çalışmanın gereği olarak gerek kendi personellerimizi, gerekse hem özel işleriyle ilgili hem de şirketimizle ilgili herhangi bir hukuki konuyla alakalı uyuşmazlıklarında teknik destek vermekteyiz. İsmim İbrahim Aydın, Tayin Yazılım ve Tayin Teknoloji firmalarının yönetim kurulu başkanıyım. Yaklaşık 20 yıllık bir yazılımcıyım, yazılım geçmişim var. Ve şu anda 70 kişilik bir kadroyla bankalara, bakanlıklara, yurt dışına hizmet vermeye devam ediyoruz. Bunları gururla söylüyorum, bunları şunun için gururla söylüyorum. Bugün 70 kişiyiz, yarın 7000 kişi olacağız. Bunun için mücadele ediyoruz. Bugün İstanbul'da bir yat aldık Bebek sahilde. Tek sebebi personelimizi ailesiyle beraber vakit geçirmeleri için gezdirmek oldu. Bugün bir konut yatırımını yapıyoruz. Bunun tek sebebi personellerimizi bir lojmana kavuşturmak. Düzce'ye nitelikli insanlar getirip burada nitelikli insanlar yetiştirmek. Business Launch niçin kurduk? Yatırımcılarımızın mevcut sorunlarından aslında onları uzaklaştıracak, akşam 6'dan sonra aktif olacak ve yatırımcıları analiz edeceğimiz, onların işte insan kaynaklarında mı problemi var ya da satışta mı problemi var ya da mevcut gelirlerini mi artırmak istiyor, onları analiz ederek sonucunda bir 7-8 seans sonucunda onlara bir dijital çözüm sunmak istiyoruz. Tayin bir teknoloji şirketi. Katma değer sağlayacak teknolojilerle uğraşan, teknoloji için insan kaynağı yetiştiren, yaptığı işi aşkla yapan, günün sonunda çıktıları olan ve bir değer sağlayan bir teknoloji şirketidir. Biz Tayin'de neler yapıyoruz? Biz Tayin'de yeni teknolojilerle gençleri tanıştırıyoruz. Bu teknolojileri geliştirmeleri, bunlarla alakalı projeler geliştirmek ve mevcuttaki büyük kurumlara hizmet etmek için aslında bu ekosistemi kurduk. Tayin aslında asıl manası çaydaki etkin madde. Açılımı Technical Enterprise Information Network. Ama bizim için Tayin bir teknoloji, bir teknolojide bir model olarak aslında arkadaşlarımıza tanıtıyoruz. Tayin'de şu anda yaklaşık 70 kişilik bir aileye sahibiz. Bu 70 kişilik ailede farklı farklı bankalara, farklı farklı teknolojiler üreterek çözümler sağlıyoruz. Tayin neden Düzce'ye geldi? Düzce çok stratejik bir yer olduğu için Tayin Düzce'dir. Ankara ile İstanbul arası bir yerde.
gençlerin burada daha iyi yetişebileceği, trafiğin rahat olduğu, buradaki gençlere daha farklı şeyler aşılanabileceği bir yer olduğu için Düzce'de. Günün sonunda Düzce'ye katma değer sağlamak için Düzce'de. Şöyle, Tayin Teknoloji aslında 2017 yılında İngiltere'de kurulan bir şirket. Şu anda da 2020 yılından beri de Türkiye pazarında hizmet veriyor. Merkez ofisimiz Düzce Teknopark binası içinde. Düzce Teknokent, Bolu Teknokent'te de şube olarak faaliyet göstermekteyiz. Şu anda burada müşterilerimizin yazılım ihtiyaçlarını karşılayacak projeler üretiyoruz. Bunu yazılım proje ekibimizde yapıyoruz. İnsan kaynakları ekibimizde ise yazılımcıların istihdamını sağlıyoruz ve müşterilerimize yazılım projeleri konusunda yardımcı oluyoruz. Onlara doğru adayları yönlendiriyoruz. Medya ofisimizde yaptığımız işleri duyurmak için kullanıyoruz. Aynı zamanda şirketlerine medya danışmanlığını yapıyoruz. Bugün de burada Tayin Akademi ve Tayin Business Lunch açılışını yapacağız. Tayin Business Lunch'da şu şekilde yatırımcıların problemlerini çözerek, onların sorunlarını dinleyerek onlara minimum 6 seansta yardımcı olmayı hedefliyoruz. Tayin Akademi'de ise yazılım eğitimi vermek asıl amacımız.